Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli seyircilerimiz, bugün Kur'an öğreniyorum programımızın tecvid bölümüne devam ediyoruz. Cenab-ı Hak en güzel şekilde öğrenmeyi ve mucibince amel etmeyi sizlere de bizlere de hepimize nasip eylesin inşallah. Evet değerli arkadaşlar, geçen dersimizde kısa bir özet yapacak olursak neleri görmüştük değil mi medlere başlamıştık med ne demekti med uzatmak demekti dolayısıyla bir meddi tabii vardı asli med diyorduk buna vacip med diyorduk efendim onun da med olabilmesi için vav wow, ya elif değil mi malzememiz vardı bu üç harfi kullanıyorduk bu üç harf ne zaman harfi med olur yani med harfi olarak kullanılır ne zaman harekesi Hareketsiz oldukları zaman onu ifade etmiştik ve bu hareketsiz hali sadece meddi tabi de kullanıyor Ve üç harf sadece meddi tabi de kullanılıyor. Yani bu harflere herhangi bir ilave yapılmıyor. Sadece vav veya ya veya elif bunlardan birisi kullanıldığı takdirde hareketsiz oldukları takdirde ne oluyordu? Meddi tabi oluyordu onu söyledik. Sonra meddi muttasıl ve meddi munfasıl'dan bahsettik. Onlarda da ilave olarak harfi med mutlaka var. Bir defa şunu hiç unutmuyoruz. Med deyince aklımıza ilk defa ne geliyor? Vav wow ya elif bunlardan birisi mutlaka olacak. Bir defa bunlar asli malzememiz. İkinci olarak sebebi med diyoruz bakınız. Yani o bir üzerine ilave etmek suretiyle onu iki üç dört çekmeye mecbur eden bir sebep var. Nedir o? İşte ona sebebi med diyoruz. O da iki taneydi değil mi? İki malzememiz vardı. Neydi onlar hatırlayacaksınız. Evet. Hemze sükür. bir de sükür. 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 Hemze'yi nerede kullandık? Geçtiğimiz derste nerede kullandık? Meddi muttasıl ve meddi mufasılda. Nasıl kullandık? Eğer harfi medden birisi bulunacak yani vavya eliften birisi artı hemze bulunacak artı aynı kelime içerisinde bulunurlarsa ki ülaike gibi en çok geçen efendim ismi işaret kelime dedik Kur'an-ı Kerim'de hafızanızda kalsın diye. Buna ne diyoruz? Meddi muttasıl diyoruz. Eğer harfi medden birisi yani vav ya elif artı hemze efendim ama hemze ayrı bir kelimede vav ya elif bunlardan birisi harfi med ayrı bir kelimede bulunacak. Ayrı ayrı kelimelerde bulunurlarsa yani araları fasledilmiş olursa ne gibiydi? Ya Eyyühellezine gibi ya ayrı bir kelimedir, bir nida edatıdır. Eyyühe diye başlarsınız o da ayrı yani mana bozulmamış olur. Dolayısıyla ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için buna da ne diyorduk? Meddi, munfasıl diyor. Sonra o iki malzemeden hemze ve sükünden hemzeyi bitirdik. Sükune gelince dedik ki sükün iki kısımdır. Sükün ne demektir? O kadar basit ve kolay. Eğer herhangi bir harfin üzerinde herhangi bir hareket yoksa o sakin haline yani cezimli haline ne diyoruz biz sükün diyoruz. Dolayısıyla hangi harf olursa olsun harfin sükünlü hali demektir sükün. Önce bunu kullanıyoruz. Sükün de iki kısımdı. Bir sükünü lazım diyorduk. İki sükünü arız diyorduk. Sükünü lazım yani harften ayrılmayan sükündür vakıf yapsanız da yani sesiniz kesilse veya yorulsanız sıkılsanız sesiniz orada bitmiş olsa efendim orada vakıf yapıyorsunuz. Buna biz vakıf diyoruz. Yani durmanın adı nedir? Nefesimiz tükenince durduğumuz takdirde buna ne diyoruz? Vakıf. Veya ayetlerin sonunda ya lemun, gibi böyle işi bitiriyorsak ayet sonları bunlara ne diyoruz? Vakıf diyoruz. İşte vakıf yaparken ister vakıf yapınız, istersen devam ediniz. Her iki halde de eğer harfin harekesi yoksa, sükunsa buna bir sükunu lazım diyoruz. Yani vakfende, vaslende, dururken de geçerken de okunan sükuna ne diyorduk? Sükunu lazım diyorduk. İşte sükunu lazımı nerede kullanacağız? Meddi lazımda kullanacağız. Şimdi onu bir kullanalım. Sükun arızı da medde arızı da tekrar etmiş oluruz. Biraz daha sıcak tekrar etmiş oluruz değil mi? Şimdi bir özet yaptık mı? Gözümüzün önüne geldi mi arkadaşlar? Geçtiğimiz ders tamam. O zaman biraz daha kolay anlaşılmış olacak. Şimdi meddi lazım. Harfi medden sonra yine bakınız harfi med var. Neydi harfi med tekrar edelim. Vav ya elif sakin halleri. Sebebi medden ne olacak? Lazım sükun olacak. Sükun olacak ama sükunun nesi olacak? Ya. Lazım olacak. Ya. Bravo. Aynı kelimede bulunacak. Adeta meddi muttasıldı olduğu gibi. Böyle olunca meddi lazım olur. O kadar basit dört elif miktarı uzatmak gerekir. Bakınız arkadaşlar bir kaide var. Bunu hiç unutmayın. Şimdi meddi lazımı iyi öğrendiğiniz takdirde Kur'an-ı Kerim'in neresinde meddi lazım görürseniz mutlaka kaç çekeceksiniz? Dört. Üç olur mu? Olmaz. İki olur mu? Olmaz. Bu meddi lazıma aittir. Niçin? Bakınız niçin? Çünkü meddi lazımın meddi nedir? Vaciptir. Dördelik miktarı çekilir. Şimdi Şöyle bir parantez açıp size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Dikkat ediniz. Yani okurken okuma hızı diyoruz ya okuma hızı. Değerli seyircilerimiz de dikkat kesilirlerse iyi olur. Okuma hızına göre okuyuş tarzları vardır. Okuma hızına göre. Böyle aşı şerif okur gibi okuduğumuz zaman ona biz tertil diyoruz. Orta okuyuş var. Orta hızda ona tedvir diyoruz hızlı okuyuş ki hatim mukabele o şekilde okunur. Yani bir cüzü şöyle 55-60 dakikaya bitirmenin efendim zamanıdır, müddetidir. Bir sahifenin 2,5-3 dakika gibi bir zaman birimi içerisinde okunmasına diyoruz. Hadır tariki diyoruz buna, hızlı okuyuş diyoruz. İşte hızlı okuyuşta biraz daha medler düşer. Tedvir okuyuşta orta halli olur ama tertil okuyuşunda tamamen harekeleri ve medleri uzatarak doyurarak okuruz. İşte şu noktaya dikkatinizi çekmek istedim. Onun için bu kısa bilgiyi verdim. Meddi lazımda ister tertil okuyun yani ağır okuyun. İster orta okuyuş okuyun değil mi? İsterseniz hızlı okuyun. Hangi okuyuş tarzını uygularsanız uygulayınız. Meddi lazım kaç elif miktarı çekilir arkadaşlar? Dört elif miktarı çekilir. Hiçbir zaman için bu dört eliften taviz vermiyoruz. Bu hangi medde aittir? Meddi lazıma aittir. Şimdi peki şuradaki kelimeler okuyalım ve tahlil edelim. Dikkat ediniz şimdi. Ve vecedenke. Evet. Ve Burası normal. Nasıl bir okuyuştu hatırlayınız. Yine bir hatırlamakta fayda var. Kısa heceli değil mi? Kısa heceli. Evet. Evet, hep beraber. Şimdi bakınız. Şimdi bu dat harfini çeken efendim geçmişte geçen dersimizde de bahsetmiştik. Dat harfini çeken ne var? Elif, Elif var değil mi? Elif'in harekesi var mı? Yok. Yo. Olduğu takdirde zaten med olmaz, med harfi olmaz. Peki burada demek ki harfi medden ne var? Elif. Şimdi geldik sebebi med'de. Sebebi medden ne var burada? Ne var? Şedde var. E peki şedde sebebi med midir? sebep medden ne olacaktı? ne olacaktı? Sükun olacaktı değil mi? Sükun olacak mıydı? Sükun. Ve o sükun da nasıl bir sükun olacaktı? Lazım bir sükun olacaktı. Şimdi bir bilgi daha ama iyi dikkat ediniz. İyi dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli. Değerli seyircilerimiz de eğer bir daha dikkat kesilirlerse iyi olur. Çünkü bu medden sonra diğerleri oldukça daha kolay, daha rahat. Bakınız şurada da veya ben tahtaya yazdım özellikle. Bakınız. Baa